Değerli izleyenlerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yine COVID-19 testi pozitif çıkan bir Türk vatandaşımızın yaşantısını dinleyeceğiz. Yan tarafta hemen görüyorsunuz. Hakim Damarhan isimli vatandaşımız uzun yıllardır kendisi de Rusya'da yaşıyormuş. Ve biraz da dramatik bir şekilde bu süreci atlatmış. Çünkü çalışmış olduğu Sadovat pazarından kaptığı virüsü eve getirip familya karısına da bulaştırdıktan sonra çocuğunu kaybetme sürecine kadar ilerleyen gerçekten kimsenin başına gelmesini dilemediğimiz bir sonuçla karşılaşmış. Kendisi de büyük bir içtenlikle yaşadığı süreci anlatarak insanların deneyimlerinden faydalanmasını istediğini belirtti bize. Biz de yayını aldık. Umuyoruz ki anlatacakları birçok merak edilen soruyu da cevaplayacaktır. Ben hiç zaman kaybetmeden hemen Hakim Bey'e döneyim. Evet, öncelikle çok geçmiş olsun. Yani telefonla tanıştık, konuştuk. Çok büyük üzüntü duydum anlattıklarınızdan. Bu süreç nasıl başladı? Nereden kaptınız? Bir anlatır mısınız bizim izleyicilerimize? Bu süreç ayın 29'u, Mart 29'da başladı. Ateş yükselmesiyle başladı. Ateş çıktı işte. 38,5'tu ateşim. 38,5. Hemen zaten şey aradık, ambulansı aradık, 103. Ambulans geldi, test aldı, muayene etti doktor, hemşireler. Muayene ettiler, iğne yaptılar. Ateşi düşürmek için tekrardan ağrı kesici antibiyotikler yazdılar. Ateş düşürücü, ağrı kesici. Böyle başladı. Peki siz ambulansı aradığınızda ne dediniz? Ben COVID'den şüpheliyim mi diye söylediniz kendilerine? Ambulansı eşim aradı. Bütün bilgileri aldılar. Ondan sonra zaten geldiler. Ben Rus vatandaşı olmadığım için oturumum var sadece. Oturumum var ama Rus vatandaşı tam değilim yani. O yüzden bütün bilgileri aldılar. Ondan sonra zaten yarım saat 25 dakika sonra zaten geldiler hemen. Ateş yükseltmesi, ateş 38,5'tu çünkü düşmüyordu. Ona göre zaten hemen geldiler zaten. Testlerinizi alıp gittiler mi yoksa başka bir işlem de yaptılar mı? Geldiler işte testi aldılar. Testi aldılar COVID-19. Yine yaptılar. Tekrardan işte göğsü, sırtımı, her yeri dinlediler. Ondan sonra tansiyonu ölçtüler. Tansiyon, kalp ritimlerini. Ondan sonra gittiler. Dediler bir yere çıkmayın. Bir kağıt, evrak imzalatırdılar. Yani dışarı çıkmayacağınıza dair. Eğer çıkarsanız dedi, sıkıntı olacağını söyledi. 1 yıla 5 yıl arası hapis cezası olacağını söylediler. Çünkü o evrağı imzaladıktan sonra aynı kopyası onlarda da vardı çünkü. Zaten çıkarsın, bir de kapının önünde, ambulansların içinde zaten polisler bekliyor. Çıkamıyorsun. Yani gördükleri anda çıkarsan sıkıntı. Peki testlerinizi alıp gittiler, sonra sonuç nasıl ulaştı size? Sonuç Nisan'ın 5 gün geçtikten sonra zaten kendileri aradı. Dediler sakın geri çıkmayın. Ayın 4'ünde Nisan 4'te tekrar geleceklerini söylediler. Öğleden sonra kendileri geldiler zaten. Başka bir ekip geldi. Özel ekip, kıyafetli. Bütün maske, her şey maskeli, işte gözlüklü ekipler geldiler. Onlar da aldılar işte. Dediler tekrar onlar da yazdılar. Çizdiler ki doküman kağıda evrakları tekrardan yaptılar. Tekrar bıraktılar. Dediler yine çıkmayın dediler. Bu pozitif çıkmıştı. 29'undaki aldıkları test. Bir de Nisan'ın 4'ünde aldıkları test de pozitif çıkınca bizi şey aldılar. Gözetim altına. Tıbbi gözetim altına alındınız. Yani. Evet. Nasıl bir işlemdi bu? Bu ayın birinde başladı tahmin ediyorum. Ayın birinde başladı ikinci testi alana kadar. Son teste kadar zaten yaklaşık bir 25-20 gün bir süre aradılar kendileri. Her gün görüntülü kameralı aradılar.
Nasıl oldu bu? Yani nasıl görüntü? Yani telefonunuzdan mı aradılar sizi? Bir sistemden mi aradılar? Hemen bu sistemden bir kod gönderdiler. Dediler bunu yükleyin programı. Onlar kodu gönderdi. Aradıklarında bağlanabiliyorduk. Yani görüyorlardı, bakıyorlardı böyle karşı karşıya. Diyorlardı işte her gün sabah, akşam ateş ölçüyorduk. Ateşimiz var mı, yok mu? Bu tür sorular. Hı hı. Sonuç 14'ünde ikinci teste mi geldiler? Yok, 15'inde ikinci test Nisan 4'te geldiler. Üçüncü testi de işte 15'inde geldiler, aldılar. Bu arada eşinizde nasıl ulaştı? 11 gün geçmesi lazım dedi aradan. İkinci testi aldıktan sonra. Eşinize nasıl bulaştı bu arada? Benim eşime de geldiler ondan sonra. Zaten ben de ikinci test pozitif çıkınca eşime de hemen geldiler. İkinci testte beraber aldılar. Ayın 4'ünde. 12 de pozitif, negatif çıktı. Hı hı. Eşim hamileydi. Negatif çıktı. Yok, ilkinde negatifti, ikincisinde pozitif çıktı. O arada zaten biz de bilmedik, zaten hamileydi. Şimdi 13'ünde de hastaneye kaldırıldı. Gece saat 1. O 2 gün orada kaldığı zaman 16'sında 12'nde pozitif olduğunu öğrendik. Hı hı. 16'sında pozitif olduğunu öğrendik eşimin. Çocuk nasıl gelişti peki o anda? Çocuk, eşimde zaten ateş de başladı 12'de aynı. Ateş çıkması çocuğa zarar vermiş. Yani düşük yapana kadar yani ilerlemiş yani. Başınız sağ olsun. Peki 16'sında eşiniz tekrar eve mi döndü şeyden sonra, yani o hastane sürecinde? Evet, burada 15. hastane diye geçiyor bu COVID-19 hastanesi. Normal hastaneye zaten gidemedi. Biz ambulansı aradığımızda saat 11'di akşam. Ambulans buradan çıkamadı 2 saatte. Çünkü özel ekipman gelmesi lazım. Benden dolayı yani ben bulaştırmışım. Eşim benden yani bir yere gidemiyor. Ben gidemiyorum, o gidemiyor. Ben de yanında da gidemiyorum. Özel ekipler gelip aldı, götürdü. Hı hı. Yani normal bir hastaneye de götürmediler. Covid olduğu için direkt Covid hastanesine götürdüler. Çocuğu orada mı düşürdü eşiniz? Yok, burada bir kanaması oldu ateşten dolayı. Oraya gittiğinde zaten düşmüştü yani. Hı hı. Sonra peki sizin sonraki testleriniz ve sonra aşama nasıl gerçekleşti? Yani bu sizin o tıbbi gözetim altındayken her gün aranırdınız değil mi siz ve eşiniz? Ne kadar sürdü bu? Ayın 29'unda testi aldılar işte. Mart 29. Ortalama Nisan'ın 1'inde bunlar zaten öğrendiler, aradılar, dediler çıkmayın diye 3 gün 4 gün öncesinden. O zaman bizi uçota koydular direkt aramaya. Yani hı hı. Ortalama bir 15-18 gün ortalama. Son testi aldıktan 3 gün sonra, 4 gün sonra bizi şeyden çıkardılar. Her gün aradılar ama değil mi? Her gün aradılar. Tabii her gün görüntülü, her gün görüntülü kameralı, görüntülü aradılar. Sordular ne. Nasıl hissediyorsunuz? Bir gelişme var mı? Bir sıkıntı var mı? Ateş, öksürük, bulantı, ishal gibi sorular. Peki siz bu süreç içerisinde en çok zorlandığınız dönem hangisi oldu? Yani hem fiziki anlamda hem de moral anlamında. Fiziki, burada moral çok önemli. Burada eşimin desteği çok büyüktü. Yani her zaman destek oluyordu. Arkadaşlarım, yakın çevrem her gün aradılar, her gün sordular. Yani moral çok önemli bu hastalıkta. Morali çok yüksek tutmak lazım. C vitamini, özellikle C vitamini, portakaldır, yani limon.
Bu tarz şeyler yiyin. Dediler yiyin. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik değil mi? Ben ilk bu ikinci testi almaya gelirken bana dediler, ilk başta dediler portakaldır, limondur, çaydır, bunlar yiyin, tüketin. Ama ben 3 gün, 4 gün bunu kullandım. Ben sabah dediler samırsak, limon. Ben bunları yiyince 3 gün, 4 gün benden tansiyon çıktı bu sefer. Bu ayın 4'ünde de geldiklerinde hemen yok. Ertesi gün aradılar, sordular tekrardan kamera görüntülü. Dediler bir sıkıntı var mı? Dediler başım ağrıyor dedim. Çünkü baş ağrısı yapıyordu. Bende tansiyon çıkmıştı. Hemen dediler onu bırak. Yani oradan yani tedavi etmeye çalışıyorsun. Hemen dediler ne yedin, ne içtin? Söyle, söyledim yani. Dedim işte soğandır, limondur. Biraz fazla yüklenince bu sefer tansiyon çıkmış. Onu bıraktım. Dördünde de geldiler. Zaten hemen tekrardan kontrol ettiler. Parmağımdan bir cihaz bağladılar. İşte kalbi, malbi, işte tansiyonu. Hepsini tekrardan ölçtüler. Normale döndüm. Bütün siz tedavinin bütün sürecini evde geçirdiniz değil mi? Evet, bana çünkü dediler semptomlar biraz yükselirse dediler. Çünkü bu aradıkları zaman dediler işte semptomlar yükseliyor mu yükselmiyor mu? Bunlar zaten gözetim altına aldıkları kişileri. Yükselirse zaten direkt hastaneye götürüyorlardı zaten. Her gün sordukları için gözetim altında olduğun için pek sıkıntı olmadı yani evde. Peki birçok vatandaşımız da tat ve koku duyusunu kaybettikleri söylenir. Siz bu tür şeyler yaşadınız mı? Ben o tür şeyler bende biraz şey oldu yani bu benimki terlemedir işte ateşle başladı terleme 10 gün sürdü hemen her gece. Yani her gece terliyordum yani su gibi terliyorum. Bu süreçte de 5 kilo verdim ben. Ay, tad alma derken yani ben yemek zorla yiyordum. Yani ben hasta mıyım değil miyim diye kendi kendimi kontrol ediyordum. Burada yani iştahınız olmadığını mı söylüyorsunuz yoksa? Olmadığımda ben kendimi yani diyorum zorla yiyordum yani. Vücut düşüyor, bağışıklık şey olmasın diye. Sağlam olsun vücut, direnci düşmesin. Peki bunu atlattığınız son olarak nasıl ortaya çıktı? Son testte mi? Son testte. İki testinde pozitif çıktı. Son testiniz? Son testim Nisan'ın 15'inde geldiler. O zaman da işte 20 evraklarda yine tekrardan baktılar. Süreç iki testi pozitif. Üçüncü testi aldılar. Bu sefer dediler eğer uçaktan çıkartmak için bu arama takip şeyinden dediler bir hafta bekliyorsunuz. Bir hafta bekliyorsunuz. Eğer pozitifse zaten dedi aramaya devam edilecek. Eğer negatifse dedi arama kesilecek. 7 gün geçtikten sonra arama kesildi. Yani yaklaşık bir 24-25 gün bir süreç geçiyor toplam. Peki size ne olduğunu kendileri mi arayıp söylediler? Nasıl öğrendiniz? Negatif, pozitif olduğunda kendileri arıyor. Pozitif. Hı-hı. Eğer normalseniz, eğer hastalığınız geçmişse aramıyorlar. Biz kendimiz aradık. Dediler polikliniği arayın. 19. poliklinik. Bratislava'da burada. Biz aradık, kendimiz aradık. Dediler normal. Yani sonuçlarınız, son testiniz negatif. Artık dışarı çıktınız mı dediler? Testimiz normal oldu. Yine biz çıkmadık dışarıya. Tabii bu tekrardan işte aradılar. Benim hanımın eşi de doktor. O da zaten sistemde görüyordu bizi. En son verdiğimiz tarihi söyledik 15'inde. Hanımınızın kardeşi doktor mu? Evet, abisi. Hı hı. Kendisi aradı mesela. Benim hanım şeyden geldikten sonra hanımda pozitif çıktı. Beni aradı. Dedi işte hakim dedi. Sen hakiminki normal dedi. Söyledi tamam dedi. 12 normal dedi. Negatif olduğunu oradan öğrendik. Hem orada emin olmak için.
Peki eşiniz, siz tabii daha erken yakalandığınız için erken atlattınız eşiniz. Gelen doktorlar zaten kendileri de dedi. Zaten dedi eşiniz dedi 27 gün 24 saat yanınızda dedi. Zaten dedi kapmışsanız dedi eşinizde de vardır illaki dedi. Eşimde de aldılar. 12'nde de yani aynı şekilde pozitif çıktı. 12'de 3'üncü çıktı. Son testte. 2'nde bir şey çıkmadı. Hastaneye gitmeyene kadar bir şey yoktu. Hastaneden bulaştığını düşünüyorsunuz. Oradan da yani buradan giderken bir şey yoktu yani. Çünkü buraya gelen doktor dedi olmayabilir dedi. Eşinize de bulaştı. Bulaştırmış da olabilirsiniz dedi. Belki geçmiştir dedi. Belki de geçmemiştir dedi. Eşim 13'ünde hastaneye gitti. Nisan 13'ünde. Hastaneye kaldırıldı. 2 gün geçtikten 2 gün hastanede kaldı. 16'sında geri döndü eve. 2 gün sonra 18'inde dediler pozitif. Bu sefer eşimi aramaya başladılar her gün. Eşinizin peki son testi alındı mı? Alındı. Peki sonuç? Sonuç 12'de negatif çıktı. Sonuç. Çok geç. Ya kaç gün? Yine 5 gün geçtikten sonra. 5 gün. Bir hafta geçti. Bir haftadan sonra geldiler işte 12'de. Aldılar. Tekrardan negatif çıktı. Peki ne zamandan itibaren dışarı çıkmaya başladınız? Siz ve eşiniz? Ben dışarıya hiç çıkmadım. Eşim de çıkmadı. Zaten ihtiyacımız olduğu zaman burada eş, dost yardımcı oluyordu. Gönderiyorlardı yani. Biz telefonda görüşüyorduk. İşte şu lazım, bu lazım. Dışarı çıkamadığımız için eve kadar gönderiyorlardı, kapıya kadar. Kapıya zaten biz diyorduk zaten gelen kişi kim bırakıyorsa bıraksın gitsin. Kapının kodunu, numarasını söylüyordu. Bırakıyorlardı, gidiyorlardı. Bu şekilde yani. İhtiyacımız bu şekilde gidiyorduk. Şu anda siz ve eşiniz ikiniz de tamamen COVID-19'u atlattınız. Evet. Peki atlattıktan sonra sizinle temasa geçtiler mi herhangi bir şekilde yetkililer? Atlattıktan sonra normalde bu 11'inde bitiyor dediler. Bize dediler işte antikor testi vermek ister misiniz diye aradılar. Dediler zorunlu değil. Bu herhalde poliklinikten aradılar bunu. Biz de verebiliriz. 15'inde normalde verecektik. Gelecekler yani. Gelecekler de işte tekrar uzattıkları için herhalde ay sonundan sonra olabilir. Hı hı. Antitila testini vermek lazım. İşte vücut onu öğrenmek lazım yani. Dediler verin dediler. Vücut bağışıklık kazanmış mı kazanmamış mı diye söylediler yani. Yani hasta yani iyi bakıyorlar yani evde de olsa yine gözetim altında. Yani o süreçte iyi bakıyorlar yani. Yarlıyorlar, soruyorlar en azından. Yalnız değilsiniz yani burada. Peki Türkiye'deki aileniz durumu öğrendi mi? Onlar öğrendiğinde neler düşündüler? Türkiye'deki akrabalarım olsun, ailem olsun yani dediler ufak yani şeydir yani griptir dediler. Onlar da o şekilde teselli vermeye başladılar. Dediler griptir bir şey olmaz. O şekil yani. Yani öyle yani. Başka da bir şey yok yani. Peki Hakim Bey, siz hastalığı ilk kaptınız, sonra eşiniz kaptı. Bunun dışında çevrenizde sizden dolayı etkilenen veya sizden bu hastalığı kapan oldu mu? O hastalığı kapan oldu. Benim eşimin abisi doktor. Kendisi kaptı hastalığı. Ondan farklı semptomlar gösterdi. Sizden mi kaptı? Özür dilerim. Sizden mi kaptı? Yok hayır. Bu hastaneden kapıyor. Bu test mes sonuçlarını analiz yap. Bu laboratuvardan. Hanımın abisi biraz şey, biraz daha farklı 12. 12 sırt yanması, belde yanma. Bu tür semptomlar gösterdi. İşte bunda semptomlar gösterince biz de dedik ufak çocukları vardı. İkiz. 4 yaşlarında. Biz de dedik bari çocukları alalım bari hasta olmasınlar. Çocuklar sizin yanınızda mı?
Çocuklar bizim yanımızda 2 gün önce götürdüler. Annesini babasını özlemişler. Babası biraz düzeldi. Geldiler aldılar götürdüler. Yani babasındaki sonuçlar artık negatife mi döndü? Negatife dönüş yaptığı için geldiler götürdüler. Çünkü kendisi de doktor zaten gözet kendi kendisi biliyor yani hastalığına kadar ilerlemiş ne kadar süreç o kendisi zaten tahmin edebiliyor. Bize mesela bize diyorlar 14 gün ama kendileri biliyor yani belki bir hafta, belki 3 gün, belki 5 gün. Kendileri oldukları zaman bunu şey yapıyorlar. Yani sizin sonuçlarınızı değerlerinizi gördükten sonra emin olduktan sonra çocukları sizin yanınıza gönderiyor. Tabii tabii şimdi kim ister ki yani hasta insanın yana çocuğunu göndersin. Bizim sonuçlar yani adam şey yaptı dedi işte tamam sonuçlar temiz çocuklar öyle o şekil aldık. Kendisi de şu anda iyi mi peki? Kendisi şu anda yani atlatmış gibi sadece biraz sırtında yanma hissediyor. Bu kalıcı bir hasar bırakıyor yani hastalık. Yani iyidir yani şu anda. Öyle bir bulaştırıcı bir şey yok. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Nelere dikkat etsinler? Vallahi marketlere giderken binadan geri çıkışlara dikkat etsinler. Ya nereden geleceği belli değil. 5 katlı bir binada oturuyorsunuz. 5. kattaki adam aşağı tükürürken bile 4. kattaki hastalığı kapabiliyor. O baloncuklar aşağı iniyor. Yani oradan da konuşurken yolda insanlardan mesafeli olmak lazım. En az 2 metre. Marketlere giderken eldiven yani mutlaka takılması lazım. Mutlaka eldiven giymesi lazım. Maske takılması lazım. Biz kesinlikle maskesiz, eldivensiz dışarı çıkmayız. Eve girer girmez elimizi sabunlu suyla dezenfekte yaparız. O şekil. Yani insanlara demem odur ki dikkat etsinler. Ulaşımda olsun, taksiye, otobüse, minibüse, nereye giderlerse gitsinler. Oturdukları yere dikkat etsinler. İnsanlardan uzak dursunlar, birbirlerinden uzak dursunlar biraz şu süreç geçene kadar. Peki. Çok teşekkür ederim. Tekrar çok çok geçmiş olsun hem size hem eşinize hem de eşinizin abisine. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu süreci gerçekten çok zor atlatmışsınız. Buna rağmen büyük içtenlikle izleyenlerimiz tecrübelerinizden faydalansınlar diye yayına çıkmayı kabul ettiniz. Ben onların adına da size teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi birçok bünyede COVID-19 kendini çok farklı gösteriyor. Biz buradan bu süreci yaşayan vatandaşlarımızla konuşarak onların tecrübelerini size aktarmaya çalışıyoruz. Ancak sizler şunu unutmayın, mutlaka Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasına ve Rusya'nın COVID'le mücadele ve kontrol merkezinin sitesinden oradaki uyarıları dikkate alarak hareket edin. Hiçbir şeyi ezbere yapmayın. Zaten doktorlar da kendi kendinizi tedavi etmeyin uyarısını sık sık yapıyorlar. Siz de bunlara çok dikkat edin. Az önce Hakim Bey'in de söylediği gibi nereden geleceği hiç belli değil. Rusya'da biliyorsunuz başbakan dahil olmak üzere kabinede 3 bakan da COVID-19 testi pozitif çıktı. Yine Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov'un testleri pozitif çıktı. Yani nereden geleceği belli değil. Burada siz kendinizin doktoru olacaksınız. Özellikle de bağışıklık sisteminizi kuvvetli ve moralinizi de yüksek tutmayı ihmal etmeyin. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle sağlıklı ve hoşça kalın.